kararların ardından ki zaten gelme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyorduk. Gelir mi? Şimdi gelmiyor zaten de oraya geleceğim kısaca müsaade ederseniz. Çünkü buyurun, çok güzel anlatıyor bütün konuklar hadiseyi. Ya Magna Carta'dan biliyorsunuz hepiniz yani kralın haklarının kısıtlanmasıyla başlayan süreç. Tarihte daha eskiye de gidebilirim. Hani bir yandan da felsefe okuyorum 3 senedir ama oralara girmeyeyim hadi milattan öncesine. Hocam okuyor musunuz, okutuyor musunuz? Okuyorum aynı zamanda. Hem öğrencilik hem öğretmenlik hepsi bir arada. Şimdi şöyle bir şey var. Yani yanlış yapıyoruz zaten. O çok net. Herkes bütün konuklarda çok güzel tek tek somut örnekleriyle veriyorlar. Onda hiç şüphemiz yok zaten hiçbirimiz bence. Bu ekonomiye nereye siyaset ettiğini de çok net anlatacağım rakamlarla. Hani fazla da sıkmadan ama yani gayri yargı, milli yargı, gayri milli yargı diye bir şey yok. Yargı tek. Yani hukuk tek zaten dünyada. Değil mi? Ya bunu bile hala tartışıyoruz bakın. Yani 2023'ü bitirirken. Aslında hocam sözünüzü kestim. Şimdi Türkiye'de hukuku uygulayan yargı var, uygulamayan yargı var. Evet. Yani bence bir ayrım yapılması gerekiyorsa öyle bir ayrım yani, ya da yargı mensupları var diyelim. Tabii. Yani yargıda görev alan işte avukatlar ve diğer hakimler tüm vardır hepimizin tanıdıkları. Yani hikayeleri dinlediğiniz zaman içiniz daralıyor zaten. Yani ona hiç girmiyorum. Ama sonuçta yani hukuku zedeleyen noktada aşırı hızla gidiyoruz. Yani gerçekten hani freni falan artık patlamayı da bırakın. Yani duvara toslayacağız yani bu şekilde gidildiğinde. Ekonomiyle getireyim nereye geldiğimizi. Bakın şimdi yabancı yatırımcıyı arıyor değil mi Mehmet Şimşek 5 aydır? Haraları arıyor yani. Gitmediği yer kalmadı. En son işte Amerika'daydı. Londra'dan sonra tekrar bir oralara gitti. Bakın ben size birkaç rakam vereyim. Şimdi yabancı yatırımcı tahvil bono piyasası, tamam mı? Çok önemli bir piyasadır Türkiye'de. Yaklaşık işte 90'lı yılların başından beri yani mazisi olan bir piyasa, işleyen bir piyasaydı. O piyasa işlemiyor. Yabancılar yok çünkü. Eskiden, yani eski dediğim bundan tabii 8-10 sene önce. Çünkü hocam çok güzel anlattı. Yani Ergenekon, Poyraz, bütün o davalar, gezi olaylarıyla başlayan 2013'ten bu yana. Yabancı zaten yavaş yavaş sonra hızlı hızlı 2018'den sonra çok hızlı bir şekilde Türkiye'yi terk etmeye başladı. Yani 70 milyar dolar olan tahvil bono stoğundaki yabancı yatırımcının payı kaç milyar biliyor musunuz şu anda? Bir. Evet. Bir milyar. Ne kadar sürede? İşte bu son 10 senede oldu. Yani şimdi başka bir rakamı vereyim size. Yani işte neoliberal bizim alan tabii iktisat. Heterodoksu Nebati döneminde bir de onu tartıştık falan. Senin anlamadığı o meşhur cümle. Zaten kendisinin de anlamadığını bildiğimiz için o açıklamayı zaten çok nükteli bir şekilde biliyorsunuz paylaştı herkes teaser olarak. Bakın geçen bir yıldaki son bir yılı özetliyorum. 2 yıllık gösterge devlet tahvili diye bir şey var, tahvilimiz var yıllardır. 2 yıllık gösterge tahvil faizi son 1 yıl içerisinde %5,5'a düştü. %5,5 faizi. Yani enflasyon işte 85'e çıktı geçen sene sonbaharda. Bu faiz 5,5'a düştü. Nasıl düştü? İşte irrasyonel, ben söylemiyorum. Bakan ilk geldiğinde devir teslimde söyledi. Nebati ile biliyorsunuz devir teslim günü. Nebati de bir oh çekti. İrrasyonel politika uyguladık, tamam mı? Yani ülkenin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu adı üstünde. Yani 2001'de Kemal Derviş de kuruldu değil mi? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme. Ya bankaların daha çok risk almasını teşvik etti aslında bu kararların neticesinde oldu bu. Çünkü dedi ki her şeyi işte makro ihtiyati tedbir altında bir takım katsayılara bağladılar. Sen kredi verirsen işte ona faiz sınırı getiriyorum. Devlet tahvili alacaksın. Almazsan tokmağı yersin şeklinde faizi ister istemez bu irrasyonel 5,5'a getirdiler. Şimdi yabancı yatırımcı ben bugün baktım hani rakamlar üstünden. Yani bir sene önce dolar kaç liraymış? Bugünkü tarihte yani 16 Kasım 2022 tarihinde 1 yıl önce dolar 18.60. 18 lira 60 kuruşmuş kapanış yani akşam kapanışı. Şimdi yani 1 milyon doları getirseydi o 18.60'dan dönseydi zaten dolar çıktı 28.70'e. Bir kere oradan bir kaybı var. Yani dövizdeki bozdurmasından bir kaybı var. Şimdi yabancı yatırımcı için söylüyorum son bir yılda. Oradan bir kaybı var. Peki bir de faize bakalım. Çünkü bir sene öncesinde son bir yıl içinde 5,5'a düştü ama 16 Kasım 2022'de neydi acaba diye baktığımda faiz 13'müş. Şimdi 13, 41. Aynı faiz. 41. Yani 2 yıl kamu bankalarında 2 yok 2 yıllık devlet tahvilinin
16 Kasım 2022 akşamındaki faizi 13. Şimdi 16 Kasım 2023 akşamındaki faizi 41. Evet. Tamam. Bir de buradan kaybı var. Çünkü faiz yükseldi, fiyat düştü. Düştüğü fiyattan kaybetti. Yani hem döviz yükselmesinden kaybetti, hem de faizin yükselmesinden kaybetti yabancı yatırımcı. Türkiye güvendi bir sene önce. Şimdi ne kadar kaybettiğinde o 1 milyon dolar ne oldu biliyor musunuz? 362 bin dolar. Yani parasının yüzde tabii yani. Öyle anlatınca yatırımcı da haklı. Ama çok net söylüyorum bakın yani çok net anlatıyorum herkesin anlayacağı şekilde. Tabii. Şimdi bakın bu kadar zarar var. Şimdi bu yatırımcı bir kere neden gelsin bu geçtiğimiz bir yıl için söylüyorum. Şimdi bundan sonra gelir mi? Bakın gelmesi için elden gelen her şey yapılıyor. Daha da yapılacak ama bitmedi. Doğru mu hamleler? Hamleler nispeten doğru ama yetersiz, geriden geliniyor. Bakın Merkez Bankası, bunu yazdım da bir sürü yerde ama ekonomiyle ilgili alanlarda, geriden geliyor. Yani önce elini titrek, ürkek yaptı faiz artışına, sonra durdu. Yani bir yüksek yaptı, sonra 250 bas puan. Sonra bir daha kademeli dedi. Neyin kademesi yani hiçbir şey belli değil. Şimdi enflasyon 61,5 ve büyük ihtimalle ben söylemem yine kendisi revize etti sürekli. Bu da doğru değil. Yani süre çünkü çok dar. Yani zaten 28 Mayıs'ta seçim bitmiş. Üstünden geçmiş 5 ay. Merkez Bankası sürekli toplantılarda yani enflasyon raporu açıklaması işte kendi rutin finansal şeylerinde toplantılarında 2 kere revizyon oldu. Hani yılbaşını geçtim bu yılın başını ama geldiğinden enflasyon güncellemesi. Enflasyon güncellemesi. 58'den 65'e çıkardı şimdi, en son yıl sonu enflasyon tahmini. Evet yani şimdi dolayısıyla bakın bu yabancı yatırımcının ilk baktığı şeyi söylüyorum sen. 70 milyar 1 milyar dolar. Anladın? Yani bu şimdi borsa tarafı da ayrı hikaye. Yani borsada da ne oldu? Tamam borsa nominal olarak yükseldi. Hani depremde çok düştü maalesef ama çok talihsiz olay yaşadık milletçe. Ama borsada döviz bazında yine şimdi son dönemde bir yükseliş var çünkü. %7-8 gibi bir getiri var. Yani döviz olarak fiyatlama yabancı yatırımcı açısından ama oraya da yabancı yatırımcı gelmiyor. Yani gelenler çok cüzi böyle 150 milyon dolar, 100 milyon dolar öyle eski Türkiye dediğim yani eskiyi de artık 2013 öncesi alayım isterseniz o bir kesit bence bayağı bir Türkiye'nin verilerinde bozu ekonomik verileri. Diğerlerini zaten çok güzel tartışıyoruz. Bozulma o tarihten sonra ivmeleniyor. 2018'den sonra çok açılıyor. Yani Türkiye'nin gelişmekte olan ülke para birimlerini yüze endekslediğimizde o ayrışma o kadar net ki 2013'ten sonra. Yani TL ciddi anlamda değer kaybetmeye devam etmiş. Dolayısıyla hocam, burada bir şey sormak istiyorum. TL borsada falan Türk lirası değer kaybettiği için yabancı yatırımcının kaçtığını ifade ediyorsunuz. Ama şimdi yabancının döviz olarak Türkiye'ye borç vermesi halinde işte İngiliz bankerleri falan %12,5-13 rakamları söyleniyor. Bu çok büyük bir kar. Bunu niye vermiyor? Yani burada para kazanıyor. Yani döviz olarak getirir, döviz olarak alacak parayı. Hiç Türk lirası ile ilgili bir problem yaşanmıyor. Peki bu niye gelmiyor? Bakın güzel soru. Çünkü alternatifler var. Nedir alternatif? Bu kadar büyük karı dünyada nerede alternatif ülkeler var. Yani faiz şimdi şöyle bir şey var. Türkiye'de istikrar yok. Hukuk zaten konuşuyoruz değil mi? Evet. İstikrar yok. Yani istikrar yani, bakın mesele istikrar yok. Karlılıktan ziyade tabii. Güven. İşte, bakın az önce özetledim. Son bir yılda yaşanan yabancı yatırımcı bir yıl önce güvenseydi mahvolmuştu. Paranın çoğu gitti. Değil mi? Azı kaldı. İşte ben bunu... Şimdi bundan sonrasında yapılmaya çalışılan şey şu aslında. Enflasyon yükselmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Aşağı yukarı Mayıs'a kadar. Tamam. İşte ben Mayıs karlılıktan 2000... ziyade ben bunu güven meselesinden kaynaklandığını işte, düşünüyorum. Hocam orada biraz belki ben ekonomist değilim. Sizinle bu konuyu tartışacak insan olamam. Ama bir şey var ki sokaktaki insan gibi bakarım. Mesela geçen sene bu vakitlerde 18,5 lira dediniz. Ama bir ay sonra yani yılbaşına doğru o KKM gibi
Böyle ilginç, eksantrik şeye geçildiği zaman ki dalgalanmalar ve dövizin Türk lirası karşısındaki değerinin artması veya Türk lirasının tersine değerinin düşmesiyle yabancıların toparlarsak Sayın Çömez'e de söz hakkı vereceğim çünkü bir şey Türkiye ekleyeyim. Var. Önemli. Çok büyük para kazanabilir. Biz de siyasete rock soruyoruz şimdi. Bu parayı kim bozdurdu diyoruz. Bu 128 milyar dolar nereye gitti diyoruz. Onlar hiçbiri iktidar değişmeden cevaplanmaz. O yüzden hiçbir yani söyleyelim ama onlar cevaplanmaz. Önemli şu anda Türkiye'de kademeli kur sistemi uygulanıyor. Bakın kademeli net yani kademeli. Bu işte manage float dedikleri yabancıların kademeli döviz kuru. O kademe nedir biliyor musunuz? 2,5. %2,5. Yani günlük binde 12-15 arası hareketli 20 gün gibi iş gününden hesaplıyorum. %2,5. Bakın şey onu görürsünüz zaten artış. Aylık artış %2,5. Çünkü enflasyonu da zaten 3-3,5'a aylık getirdik diye düşünüyorlar. En son 3,43'te geldi ya. Şimdi Kasım ayı da muhtemelen 3 gibi bir yerlerde neticelenirse. Yani biz enflasyon kadar zaten Mayıs'tan sonraki kur artışıyla enflasyon artışına bakın çok birbirine yakın. %38. Çok ilginç değil mi? %38 bakın yani 28 Mayıs'tan sonra yani Haziran'dan bugüne kadar Kasım'ı da ben ekledim %3 diye. Buna baktığınız zaman ikisi birbirine denk geliyor. Şimdi ne yapmaya çalıştıklarını söylüyorum. Burası önemli çünkü. Yapmaya çalıştıkları şey seçime kadar seçimden sonra mesela bu şekilde eğer enflasyon kadar faiz artışına Mehmet Şimşek devam edecek. Ne kadar enflasyon olacak o kadar artışa devam. Yani bu yıl sonuna kadar 30. Çok büyük ihtimalle 30'u geçmeyecek, 31 Aralık için söylüyorum. Ondan sonrasında da işte Ocak, Şubat, Mart enflasyonları kadar kur artışı yaşayacağız. Tamam mı? Bunu ileride tekrar geldiğine bakarız, hatırlarız yani. Ondan sonrasında da yabancı yatırımcının gelebilmesi için faizi bu yıl sonuna kadar 40, büyük ihtimalle seçime kadar orada tutacaktır da durum enflasyon gidişatına göre 45 ihtimalde vardır ama yılın ondan sonrası için faiz artışı artık bitmiş olacak şey için Merkez Bankası için. Neye uğraşacaklar? İşte yabancı yatırımcıya kur istikrarını ve enflasyonun Nisan Mayıs'tan sonra aşağıya doğru gideceği görüntüsü, güvenini, beklentisini vermeye çalışacaklar. Evet. Yabancı yatırımcı eğer buna inanırsa bu hikayeyi Mart seçimi sonucundan itibaren tabii orada hocam çok güzel özetledi anayasa hikayesi ne evrilecek o ayrı bir hikaye çünkü anayasa tartışmaları falan. Biz 2024 yılı içerisinde bu sene geçen sene o KKM döneminde gördüğümüz ve bu sene seçimden sonra gördüğümüz öyle bir anda %30 %35 kur artışları oldu ya eğer bu politika devam ederse o şekilde olmayacak. Bakın bunu bekleyen de var. Yani 1 Nisan'dan sonra bir anda kur %30 daha üstüne koyacak beklentisini eğer faiz kadar enflasyonu şey yapacaklarsa, enflasyon kadar kur artışını uygulamaya devam edecek olurlarsa o ihtimal devreden çıkacak büyük ihtimalle. Ama yabancı yine bekleyeceğiz. Bence o değişmeyecek yani o sonuç. Peki Sayın Çömez sizinle devam etmek isterim. Şimdi tabii ki ekonomi oldukça önemli bir...